Usta. Kimi indireceğiz? Yılanın başını küçükken ezmek lazım. Fuat'ı alacağız. Dayının yanına gitmek niye yasak Abdüley? Anlamıyor musun Erhan? Firari dayı. Yakalansın mı istiyorsun? Ama ciğerim yanıyor. Hiç değilse bir helallik almadan nasıl olacak? Usta helalliğini aldıracak dayının Erhan. Herkes bir kendine gelsin. Efendim, tellerde elektrik akımı mevcut. Ayrıca binanın dışında ve içinde çeşitli noktalardaki sensörler aracılığıyla giren yabancıları uyaran bir sistem var. Adamların sağlam mı? Sağlam. Fazla ayak altında olmasınlar. Hı hı. Fuat Bey'i rahatsız etmesinler. Ama binanın etrafında ya da içinde kuş uçmayacak. Ona göre. Diğer evler ne durumda? Güvenlik üst düzeyde efendim. Kimseyi telaşlandırmayacaksınız. Ama herkes tedbirli olacak. Hı hı. Devletten destek alalım mı efendim? Ciddi bir tehdit mi var? Şimdilik gerek yok. Kendi içimizde hallederiz. Peki efendim. Fuat'ın evinin güvenliği ile ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Bu akşam o adam oradan alınacak. Çok sıkı güvenlik var. Elektrikli tel örgüden tutun da ağırlık sensörüne kadar her şey düşünülmüş. Ev adeta fiziksel ve elektronik anlamda kale gibi. Fethedilmeyecek kale yoktur. Zaman alır. Zamanınız var. Akşam dedim. Abi adamı niye alıyoruz? Niye adamın kafasına sıkmıyoruz? Elini kolunu sallayarak Fuat Tamer Tataroğlu'nun evine giremezsin. Hadi girdin, çıkamazsın. Hadi çıktın, sıkamazsın. Hadi sıktın, bir daha Türkiye'de yaşayamazsın. Bana devlet mantığıyla konuşma Abdüley. Bu ülkede başbakan buran dışarıda geziyor. Tek bir iz bırakmadan içeri girip, iz bırakmadan adamı alıp dışarı çıkmazsak işimiz zor. İki silah sesine bütün emniyet jandarma oraya yığılır. Devlet refleksi yine olmazları söylüyor. Beyler, Halo'dayı ölüyor. Saat 9'a kadar eve girmenin bir yolunu bulun. Girdiniz girdiniz. Yoksa gerisi umurumda değil. Bizzat sıka sıka girerim. Duvar dibinde hiç mi kedi köpek gezmiyor da alarm çalmıyor? Erhan, ağırlık dedektörü dediğin kiloya göre ayarlanıyor. Senin kilonda kedi var mı? Dışarıdan kessek ya elektriği. Bir trafoluk işi var. Abi jeneratör vardır. Peki bu senin ekip içeri girince adamı çıkarsa ya kafasına dayayım? Abi pavyondan karımı çıkarıyorlar. Tamam Abdüley, tamam. Verme belime negatifi. Erhan, bu tellerde elektrik yoktur. Gidip şu odunu atayım. Gör, hiçbir şey olmayacak. Milleti kandırıyorlar. Nevzat, haklısın. Senin gibi odunları çarpmaz. Hadi git bir tut da göreyim o telleri. Hadi Fuat, gelmiyor musun? Daha ne kadar oynayacaksın ya? Gidin başımdan be. Ben bitirince gelirim. Thank you.
Tamer, hadi be oğlum, ha yap şu işi. Evet. Oyuna biraz ara ver bakalım. Allah kahretsin. Hayda. Ne oluyor buna be? Sistemi bozdum. Eğer bir yerleri ararsa biz cevap vereceğiz. Televizyon tamiri için siz gireceksiniz içeri. Tamam Tamer. Biz hazırız. Bekliyoruz. Arar mı diyorsun? Allah kahretsin be. Tam rekor kırıyordum. Alo. Buyurun efendim, dinliyorum. Haklısınız efendim. Arıza için özür dileriz. Adresi alabilir miyim efendim? Efendim, adresinizin olduğu bölgede bir ekibimiz görevden dönüyor. Hemen yolluyorum. İyi bari. Bekle. Buyurun, ne için gelmiştiniz? Televizyon için geldim. Televizyon. Televizyon için gelmişler. Plakayı söylüyorum. 34EJ1544. Arama yapacağız. Araçtan iner misiniz?
Hoş geldiniz. Televizyon bu tarafta. Bir de genel bağlantı ağlarının olduğu bir yer var mı? Var efendim. Oraya da bakalım. Tabii ki efendim. Buyurun. Buyurun. Buyurun burası. Niye böyle bir şey oldu? Bazen sistem arıza veriyor. Şimdi düzelir. Ha, düzeldi. Başka bir şey var mı? Yok şekerim, yok. Yok, sağ ol. Hadi. Buyurun. Hadi ama. Aa şekerim. İçine ettin ama oyunun. Sıkıldım zaten. Tamam. Abi, başlamak için emrini bekliyorlar. Bir dakika. Thank you.
Yapılacak başka bir şey yok mu? Biz elimizden geleni yaptık. Vücudundan üç kurşun çıkarttık. Oldukça zor bir... Alo? Girsinler içeri. Tamam Pürmüz. Sistemi kapat Tamer. Tamam. Hadi, siz geçin odaya, ben geliyorum kızlar. Hadi. Kameralara bir şey olmuş. Görüntü donmuş. İşte kırmızı nokta atışı bu. Ah!
Yürü. Evdeyiz, bırakmayın Abdüley. Kızlar ne olacak? Erhan halleder o işi. Lezer ne Erhan? Gerektiğinde armudun sapını vurmak için. Yukarıdaki armutlar sana havale Erhan. Ah, ah. Neyleyim köylü armudu? Yemesi yasak olduktan sonra. Nevzat, tut şunun ucundan. Nerede kaldı bu adam ya? Bıktım bunun şakalarından. Fuat! Aç şu kapıyı. Fuat! Fuat lütfen aç kapıyı. Fuat! Alo. İyi akşamlar. Ben Tuncay Kantarcı. Polat Alemdar adını arıyorum. Buyurun, dinliyorum. Konu neydi? Fuat Tamer Tataroğlu. Nereye gidiyoruz? Yemeğe. Masa ayırttım iki kişilik. Ne demek lan Fuat Bey yok? Evde kimse de mi yok? Kaybolmayın bir yere, ben geleceğim. Efendim? Fuat yanında mı Bulut? Yok. Evden kaybolmuş. Şimdi oraya gidiyorum. Kaybolmamış. Polat Alemdar almış. Ne? Televizyon iyi numaraydı. Tebrik ederim. Bir filmde aynısını görmüştüm. Nasıl yedim? Hayret ettim ya. Film bitti. Arkadaşlar, mesele paraysa konuşabiliriz. Bunu al. Yanında dursun. Belki satılık birilerini bulursun, ha? Nerede buluşacaksınız? Buluşma yeri için arayacaklar. Ben sizi takip edeceğim. Bulut, muhakkak tedbirlerini almışlardır. Biz de alalım. Ben seni takip etmenin yolunu biliyorum. Thank you.
Tuncay Bey? Bundan sonrası için benim arabama geçelim Yalçın Bey. Arkadaşlar burada kalsınlar. Kalın burada. Yaptığınız şey son derece yanlış ve bedeli ağır Tuncay Bey. Evine girip alıkoyduğunuz adam Davut Tataroğlu'nun varisi. Oğlu. Ben sadece sizi söylenen yere götürmekle mükellefim Yalçın Bey. Sola dön. Üstünüzü aramamız gerekiyor. Kravatınızı çıkarır mısınız? Cep telefonunuz lütfen. Sen yağmur ol, ben bulut. Elbet buluşuruz Polat Alemdar. Artık gözünüzü bağlamak durumundayım. Bağlayın Tuncay Bey. Bağlayın.
yapıyorsunuz? Kaydı alacağız. Söyleyecek bir şeyim yok. Neyi kaydedeceksiniz? Belki bizim söyleyecek bir şeyimiz vardır. İniyoruz. Basamak. Yavaş. Bu işi birlikte halledelim. Daha fazla büyümeden. Biz birbirimizi anlarız. Artık çok geç. Ne istiyorlarsa ver gidelim. Sıkıldım burada oturmaktan. Tamam Fuat Bey. Halledeceğiz. Polat Bey. Bu saatten sonra sadece ben konuşacağım. Benimle uzlaşmaya geldiniz. Tehditle, şantajla devam ettiniz. Bunlar da yetmiyormuş gibi ailemden birine kıydınız. Silah sıktınız. Kan akıttınız. İlk kanı sen akıttın. Burnumu kırdın. Kes lan! Bu kaseti Davut Tataroğlu'na götüreceksin. Ona diyeceksin ki o benim canımı acıttı. Ben de onun canını acıtacağım. Davut Tataroğlu'nun ömründe canı acımamıştır. Canının acımamasının nedeni bugüne kadar beni tanımamasıdır. Ben Polat Alemdar. Ailemden akıttığınız her damla kan için kanınız akacak. Halo ölürse adamınızın ölüsünü teslim ederim. Halo kurtulana kadar Fuat da her gün ölüp ölüp dirilecek.